Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 8. sınıf 7. ünite turizm konusunu işleyeceğiz. Videomuzda neler var? Hemen onlara bir göz atalım. Tourist attractions, types of holiday, asking opinion, expressing opinion, agreeing an opinion, disagreeing an opinion, would rather, prefer, comparative adjectives. Evet, tourist attractions ile başlıyoruz. Ancient city, archaeological site, historic site, tomb. Castle, palace, mansion, temple, fountain, resort, monument, memorial, tower, mosque, shrine, monastery, cathedral, island, rural countryside, peninsula, urban. Seaside, beach holiday, winter holiday, cruise holiday, join a boat tour, safari holiday, camp holiday, sightseeing tour, cultural holiday. Other important words, diğer önemli kelimeler: buy souvenirs, go abroad, guide, learn about culture, refresh, stay, test dishes, travel, try a different cuisine, unforgettable, unpleasant, highland, Mediterranean, terrestrial, tropical, attractive, charming, authentic, different, exotic, expensive, fascinating, historic, incredible, unbelievable, architecture, budget, construction or structure, cultural wealth, dish culture, famous for, landmark, national park, natural port, magnificent, splendid, must see, worth seeing, necessary, relaxing, remarkable, similar, special, weather, transportation, on foot, plane, aircraft, ship, price, traditional dishes, square, climate, average temperature. Evet, konu olarak neler var? Asking opinion, birinci üniteden itibaren olan konular, fikir sorma. Do you think? What do you think about? What's your opinion of? Or expressing opinion, yani fikir belirtme. I think, I believe, I feel, in my opinion, in my view, I think that, if you ask me, from my point of view,
To be honest, I think gibi ifadelerle fikrimizi belirtiyoruz. Agreeing an opinion, bir fikre katılma. You are right. I agree with this idea. I completely agree with you. I'm of exactly the same opinion. Disagree an opinion, bir fikre karşı olma. You are wrong. I don't agree with you. I am afraid or I disagree with you. I don't agree that. Would rather, prefer konusu. Bir önceki ünitede de vardı arkadaşlar, would rather ve prefer konusu. Yine kısaca şöyle ne anlama geldiğini ve nerelerde kullandığını söyleyelim. Would rather kalıbından sonra doğrudan fiil gelir ve ek almaz. Would rather, verb, than, verb. I would rather go to cinema than play soccer. Bakın hiçbir ek almıyor. Prefer'de ise fiilin sonuna ing getiriyoruz. Than yerine de to kullanıyoruz. I prefer driving to traveling by train olduğu gibi. Comparative adjectives, sıfatlarda karşılaştırma. Geçen seneden beri gördüğümüz bir konu. Bir önceki ünite detaylı bir şekilde vardı. Burada da yine kısaca bahsedelim. İsim, kısa sıfatlar, uzun sıfatlar ve düzensiz olarak kullanılıyor. İşte isim, kısa sıfat, sonuna er takısı getiriyoruz. Than ile karşılaştırma yapıyoruz. Antalya is hotter than Erzurum. Antalya Erzurum'dan daha sıcaktır. Uzun sıfat olursa sıfatımızın önüne more getiriyoruz. Armchair is more comfortable than chair. Koltuk sandalyeden daha rahattır. Düzensiz sıfatlar iki kurala da uymayan sıfatlardır arkadaşlar. Bunlar hangileri? Good, better, bad, worse, far, further, farther, much more, many more, little less. Özellikle more ve less kalıplarını iyi bilelim. Çünkü sınavda işte hangisi daha az kullanılıyor, hangisi daha çoktur gibi sorular bolca geliyor. Question types in books. Kitabımıza geçen soru kalıpları, hemen onların üzerinde duralım. Çünkü biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavında tamamen kitaptan olan soruları ve ifadeleri, kelimeleri soruyor. Onun için bu ünitede geçen soru kalıplarını da bilirsek iyi olur. Which one do you prefer? Tercih konusu. What is the weather like in Antalya? Antalya'da hava nasıl? What are the tourist attractions in Mexico City? Meksiko'daki turistik yerler neresidir? How can I go to Ibiza? Nasıl gidebilirim Ibiza'ya? What do you think about Barcelona? Barcelona hakkında ne düşünüyorsun? Where did you go on your summer winter holiday? Yaz tatilini, kış tatilini nereye gittin? How was it? Nasıldı? How long did you stay there? Ne kadar kaldın? Evet, how long kalıbı bu ünite karşımıza çıkıyor. Bir süreç istiyor arkadaşlar. 2 gün, 3 hafta, 4 gün veya 1 ay gibi mutlaka bir süreç vereceğiz. Where did you stay? Nerede kaldın? What did you do there? Ne yaptın orada? What is the climate? What is the price of the tour? Evet, fiyatı nedir? Who did they go with? Onlar kiminle gittiler? Veya who did you go with? Sen kiminle gittin? What did they test? Neyin tadına baktılar? What are the tourist attractions of cities? Evet, şehrin turistik yerleri neresidir? What type of holiday do you prefer? Yine bir önceki sayfada vardı. Which holiday do you prefer? What type of holiday olarak da gelebilir. What's your opinion? Fikrin nedir? What about you? Peki ya sen ne düşünüyorsun? What do you think about Rome? Did you enjoy your trip? Seyahatinden eğlendin mi? Mutlu oldun mu? Which one do you prefer? Historic sites or the seaside? Yine bir seçenek sunuyor. Tarihi yerleri mi yoksa deniz kenarını mı tercih edersin? What is Şanlıurfa famous for? Bu ünitede yine famous for kalıbı, bir şeyle ünlü olmak. Şanlıurfa neyle ünlüdür? Where have you been to Turkey? Türkiye'de nerede bulundun gibi bir soru da yine bu ünitemizde var arkadaşlar. LGS çıkmış ve MEB'in yayınladığı örnek soruların üzerinde bu üniteyle ilgili kısaca işleyelim ve konumuzu pekiştirelim. Evet, hemen birinci sorumuza bakıyoruz. Evet, uzun bir soru gibi görünüyor. 2020 LGS sorusu bu arkadaşlar. Baktığımızda bizden ne istiyor? Bakın, should Joe buy for Kate? Kate için ne almalı? O zaman şıklardan gideceğiz. Örneğin bakıyoruz. She has finished the Friendship. Ha, Friendship kitabını bitirmiş. O zaman D'yi eliyoruz. D'yi almayacaktır. İkinciye baktığımızda she wanted to read. Okumak istiyordu Old World'u demiş. And Jane bought it. Ha, Jane onun için satın almış. O zaman bunu da okumuştur demek ki. O zaman the Old World da gitti. Bir sonraki sorumuza baktığımızda cümleye she wanted to buy the book, the Indian music. Ha, Indian music almak istiyordu.
But she bought the Great Dog. Fakat Great Dog'u aldı. O zaman Great Dog'u da aldığına göre Bursa'da gider arkadaşlar. Geriye hangi şıkkımız? Adana şıkkımız kalıyor. Bir sonraki yine tablo sorusu, klasik bir soru. Evet, okuyup da kendimizi çok fazla uğraştırmayalım. Direkt ne istiyor bizden? Which of the following is correct? Hangisi doğrudur diyor. O zaman şıklardan gidelim. Bakın, traveling by bus is popular among teenagers. Gençler arasında otobüsle seyahat etmek popülerdir diyor. Halbuki bakıyoruz sadece %10'luk bir kesim. Evet, popüler olmuyor. O zaman bu gider. Teenagers mostly travel by train. Gençler genellikle veya çoğunlukla trenle seyahat ederler. Bakıyoruz. Evet, %60 çoğunluk olabilir. Şu anda görüntü Bursa'yı gösteriyor. C'ye de bakalım. Adults always travel by plane. Yetişkinler daima uçakla seyahat eder. Bakıyoruz yetişkinlere. %20 daima olmuyor arkadaşlar bu. O zaman C de gider. D'ye bakıyoruz. Adults never travel by car. Hemen bakıyoruz. Asla kullanmazlar diyor ama kullanıyorlar. %10 da olsa kullanılıyor. Never hiç demektir. Yani hiç olmaması gerekiyor. Evet, baktığımızda bu 2019 LGS sorumuzda cevap Bursa olarak karşımıza çıkıyor. Eşleştirirken dikkat edelim oranlara. O zaman zaten ortaya çıkar. Bir sonraki yine bakın uzun bir soru. Evet, ben yine buradan dediğim gibi most appropriate activities. Bakın soruyu anlamamız lazım. En uygun olan aktivite Janet ve Sam için. Yani ikisinin de ortak dediği için. Böyle bakıyoruz. Jane, I don't miss any plays. Ha, hiç tiyatro oynayan plays dedi burada. Oyun, tiyatro oyunu. I am also fond of jazz and pop. Hem müziği seviyor hem tiyatroyu seviyor. O zaman Jane'in tiyatro ve müzik olması gerekiyor. Sam'de ise I enjoy buying new things. Ha, alışveriş yapmayı. I also like doing sport. Ve spor yapmayı seviyor. Demek ki ikisinin seçeceği tercihleri bunlar olacak. O zaman bakıyoruz A'da. Evet, playing voleybol demiş Janet'te. Halbuki Janet yukarıda sporu sevmediğini söylüyor. O zaman bu gider. B'ye bakıyoruz. Janet watching a play, going to concert. Evet, burası uyuyor ama Sam going to theater demiş tiyatroya. Halbuki Sam de yukarıda unbearable, katlanılmaz diyor. O zaman Bursa'da gider. C'ye baktığımızda swimming demiş. Zaten direkt eliyoruz çünkü sporu sevmediğini yukarıda da playing voleybol'dan da anladık. O zaman geriye D şıkkımıza bakıyoruz. Evet. Listening to music, going to theater. Hem tiyatro hem de müzik. Evet, yukarıda Janet'in sevdiği. Sam'in de cycling, going shopping. Hem alışveriş hem spor. 2020 Mayıs örnek sorumuz Denizli. Bir sonraki soru. Burada 3 tane sorumuz var. Kasım 2015 TEOG sorusu bu arkadaşlar. Evet. 11-13'ü verilen açıklamalara göre yapıyoruz. Hemen sorulardan gidiyoruz. Okumak yerine vakit kaybetmeyelim. Emi refuses. Refuse dediğine göre reddediyor. Hangisi reddediyor? Hemen bakıyoruz. Bakın bu cümleyi buluyoruz. Çünkü I go to gym diyor. O zaman spor salonuyla ilgili bir şey olması lazım. Zaten Denizli'de var. Who accepts the invitation? Kim kabul ediyor daveti? Yukarıya baktığımızda great idea. I'm not going to do anything on Saturday. Daha iyi yapacak bir şeyim yok dediğine göre. Bir de see you then demiş zaten. Görüşürüz demiş. O zaman Jenny'yi seçiyoruz. Sarah isn't going to attend the party. Partiye katılmayacak. Hemen yukarıda Sarah'yı buluyoruz. I am sorry but I can't demiş. Bakın, I don't really enjoy barbecues. Ha, barbeküyü sevmiyorum. Burada I don't really enjoy demiş. Aşağıda da buna benzer eş anlamlı bir kalıp var. She really dislikes barbecues. Doğru cevabımız. Evet, bir sorumuz yine tablo sorusu. Which of the following is correct demiş. Hangisi doğrudur? Hemen bakıyoruz. A. Watching movies is the favorite activity of teens. Televizyon izlemek en tercih ettikleri diyor. Bakalım. Sadece %5 zaman yanlış. Doing exercise very popular. Egzersiz yapmak yani spor yapmak çok popülerdir demiş. Bakıyoruz. O da %5. Bu da yanlış. The teens usually spend their time on the net. Genellikle vakitlerini internette geçirirler. Bakıyoruz. Use social media. Evet, %55'e yakın bir oran var. Bu olabilir. D'ye de bakalım. The teenagers never listen to music. Asla müzik dinlemezler. Halbuki şurada baktığımızda %15'lik bir oran var. O zaman doğru cevabımız Ceyhan. Kasım 2019 sorusu. Look at the poster below and answer the question. Yine bir poster, bir açıklama, bilgiler verilmiş. Which of the following does not have an answer? Hangisinin cevabı yoktur? Burayı bulduğumuzda hemen şıklardan yine eşleştiriyoruz. How long is the trip? Az önce konu işlerken demiştim how long bu ünitede karşımıza çıkıyor. Ne kadar süre
Burada bir süreç olması gerekiyor. İşte 3 gün, 5 gün, 4 gün bakıyoruz. Yukarıda tarih verilmiş ama herhangi bir süreç yok. O zaman how long beklesin? Is there anything to eat? Yiyecek bir şeyler var mı diyor. Bakıyoruz evet. Free sandwiches, fruit juice demiş. Meyve suyu ve beleş sandviçler var demiş. O zaman bunun cevabı olduğuna göre B gider. C'ye bakıyoruz. How can we learn the details? Daha fazla detay nasıl alabiliriz diyoruz. Bakın for more information. Details, more information. Bu da gider. Which equipment do we need? Hangi ekipmanlara ihtiyacımız var? Yukarıda helmet, kask demiş. O zaman D de gider. Doğru cevabımız Adan olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki soru. Yine uzun bir soru. Burada da dikkat etmemiz gereken soruyu anlayalım. Appropriate movie. Uygun film demiş arkadaşlar. Hem Sara hem Tim için diyor. O zaman yukarıdan Sara ve Tim'in tercihlerine bakalım. Sara bir kere dramayı unbearable yani katlanılmaz bulduğu için drama olmayacak. O zaman bakıyoruz C direkt eleniyor. Drama var çünkü orada. Sonra 14 yaşındaymış çocuğu. Bakıyoruz 14 üstü olan filmler var mı? Evet. Last Two Hours var. Yani 16 üstü olduğu için bunu da eliyoruz. Bir sonrakine baktığımızda Morning with Her Son. Bakın sabahleyin gitmek istiyor. O zaman öğleden sonra olan film varsa onu da eleyeceğiz. Zaten elediğimizde bu da gidiyor. Geriye bir tek Ridiculous Man kalıyor. 2020 Nisan örnek sorusu. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.